kolay değil, 1993 ila 2007 arası 14 yıl. Süreyle Bursa Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanlığı yaptı. 2002'de Bursa Seyyar Pazarcılar Odası'nı kurup başkanlığını üstlendi. Bir sürede iki odada birden başkanlığı yürüttü. Yine, 2002'de Ankara, ya gidip Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Federasyonu'nu kurdu, 14 yılda burada başkanlık yaptı. Sonra, Ocak ayında yapılan seçimde, Bursa Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanlığı, Na 17 yıl aradan sonra yeniden seçildi. O nedenle, Mehmet Çakman, adım attığı her yerde kendini, pazarcı Mehmet olarak tanıtıyor. Çünkü meyve sebze tezgahları ve pazar yerleri onun yaşamı. Kahve içimi uğradığında, sohbet ederken, pazarcı esnafı gözüyle marketlerdeki fiyat tartışmaları nasıl görünüyor? Diye sorduk. Meğer doluymuş, içini döktü. Ulusal marketlerde, 3 harflilerde, yerel zincirlerde hizmet sektörüne girdikleri günden beri denetimden uzaklar denetlenmedikleri için de kendi kafalarına göre davranıyorlar. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eee son günlerdeki açıklamaları üzerine zabıtanın marketlere girmeye başlamasını iyi bir haber" diye yorumladı ve şunun altını özellikle çizdi. Rekabet yasasına aykırı düzende çalışıp birbirleriyle rekabet yapıyorlar. Kaybolmaya yüz tutan mahalle esnafı da aralarında ezildi gitti esnaf gözüyle tespitini ve kaygısını paylaştı. 7 ila 8 ulusal zincir mağazası aynı anda fiyat değişikliği, aynı anda açma ve kapama yapıp tekerleşmenin en büyük örneğini sergiliyorlar. Korkum o ki, bir gün aralarında anlaşıp mağazaları açmıyoruz deseler ortalık karışır. 50, 80, 100 bin şubeli zincirler bunlar. Küçük esnaf o boşluğu dolduramaz. Elindeki ürün de, gücü de yetmez. Çağrısı şu, hükümet denetlemenin asli görev olduğunu unutmamalı. Yapılacak denetimlerin de ağır yaptırımı olmalı ki caydırıcı etki yapabilsin. Çakman uyarısı, eylem ve grev noktasına geldiler. Yaşamı. Pazar yerlerinde geçmiş Bursa Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Mehmet Çakman. Marketler konusunda uyarıda bulundu. Denetimden uzak bu ticari alanlar özgür bırakıldıkça büyüyorlar. Üç harfilerden birinin hükümete kafa tutacak noktaya geldiğini medyada gördük. Umarım tehdit unsuru olarak gördüğüm düşüncelerini hayata geçirmezler, eylem ve grev yapıp ülkeyi de hükümeti de zora sokmazlar. Marketlerdeki kampanyalar aldatıcı mı? İndirim yerine ürün eksiltme. Esnaf gözüyle. Bursa Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Mehmet Çakman. Marketlerde karşılaştıklarını aktarırken iki tespit dahil getirdi. 1. Aynı ürün her markette farklı fiyattan satılıyor. 2. Bazı marketler kampanya duyuruyorlar, fakat kampanyayla ilgisi yok. Çünkü fiyat indirmek yerine ürün eksilttiklerini tespit ettim. Gramaj oyunuyla da insanları yanıltıyorlar. Bir örnek daha verdi. Üç harfli marketlerden birine girdim. Çikolata etikette 7 lira 75 kuruştu. Kasaya geldim 12,5 lira çıktı. Sorunca bir akşam önce kampanya olduğu, etiketin rafta unutulduğu açıklaması yapıldı. Ardından, "Lütfen fişlerinizi kontrol edin." deyip yerel market zincirlerine değindi benim alanım olan tarım ürünlerinde, etiketin üstünde alış fiyatı vardı, satış fiyatı yoktu. Satış fiyatını da kasada öğrendik. Herkesin ellediği tarım ürününü satmak tehlikeli. Marketler konusunda. Bursa Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Mehmet Çakman. I.N. kendi alanı ile ilgili uyarısı da var. Tarım ürünlerinin zincir marketlerde satılmasına karşıyım. Diye başladı ve şunu söyledi. Marketin önündeki kaldırımda çileği, kirazı, üzümü, inciri tek tek seçenler var, dünya büyük bir salgını yeni atlattı. Akşama kadar yüzlerce kişinin ellediği ürünler sağlıklı olabilir mi? Siyaset hareketli, gelecekten saadete genç partiden CHP'ye ziyaret. Son iki günde. Bursa siyaseti adına dikkatimizi çeken iki ziyaret gerçekleşti. İlkinde. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olan ve halen İçişleri Politika İzleme Kurulu Başkanı sıfatıyla genel merkezde görev yapan Bursa Eski Valisi İzzettin Küçük ile Gelecek Partisi İl Başkanı Alpaslan Yıldız birlikte Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Atmaca'yı ziyaret ettiler. Aynı zamanda, Altılı Masa, bileşenleri arasında yer alan iki partinin il başkan yardımcılarının da katıldıkları ziyarette, Bursa ve ülke gerçekleri doğrultusunda siyasi işbirliği ve diyalog görüştüler. İkincisi, Genç Parti İl Başkanı Tuncer Mutlu ve yönetim kurulu üyelerinin CHP İl Başkanı İsmet Karaca'ya yaptıkları ziyaretti. Burada da, ülke ve Bursa, gündemine ilişkin değerlendirmeler ele alındı, bazı konularda da görüş alışverişi yapıldı. Çölyak hastalarının ilaç sorununu anlattılar. TBMM'de, bütçe görüşmeleri başladı, ama milletvekilleri fırsat buldukça sorunların bürokrasiye iletilmesi için çalışmayı sürdürüyorlar. Örneğin, AK Parti Bursa Milletvekili, ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyesi Ahmet Kılıç, ziyaretine gelen Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altay'la SGK Başkanı Kürşat Aratı buluşturdu. Ziyarette çölyak hastalarının tedavi ve ilaçlarıyla ilgili SGK mevzuatı görüşüldü.